kazanmaktır. Para kazanmama zarar etmek esas olabilir mi? Hangi tasarrufçu buna razı olur? Tabii. Tabii şimdi biz vatandaşın böyle binlerce insanın yatırdığı fonları aynı sistemde değerlendirdiğimiz için belli işler dolayısıyla zarar ettiğimiz de oluyor. Zarar ediyoruz ama onu kardan mahsup ediyoruz. Dolayısıyla hesaplara yansıması çok cüzi oluyor. Ama şu var, eğer biz topladığımız paraları tümden batırırsak hesap sahibi ana parasını bile geri alma garantisi söz konusu değil bu sistemde. Zaten mevduat bankalarımızda katılım bankalarını ayıran en önemli özellik kar ve zararın garanti edilmemesidir. Evet, dolayısıyla burada eğer biz faize karşı duyarlıysak, faize hiçbir iş yapmak istemiyorum, paramı faize değerlendirmek istemiyorum, mevduata yatırmak istemiyorum diyelim diyorsak, burada belli bir risk var, bunu da göze almamız lazım. Kâra da zarara da katılarak burada ortak oluyoruz diyorsunuz burada. Bir soru daha sormak istiyorum Osman Bey. Kredi kartı nasıl oluyor? Kredi kartı veriyor musunuz? Çünkü kredi kartında da işte maksimum 40 güne kadar faiz alınmıyor ama daha sonra işliyor. Katılım bankacılığında nasıl oluyor bu? Şimdi efendim katılım bankaları da kredi kartı veriyorlar. Veriyorlar. Yani müşterilerine kredi kartı hizmeti de sunuyorlar. Evet. Biliyorsunuz aslında kredi kartı bir alışveriş, charge kart dedikleri alışveriş kartıdır. Ödeme aracı, evet. Ödeme aracıdır. Yani siz alışveriş yaparsınız, ertesi ay ödeme tarihinde borcunuzu ödersiniz, tekrar alışveriş imkanı doğar, limitiniz açılır, evet. Tekrar yaparsınız. Fakat Türkiye'deki kredi kartlarında kredilendirme fonksiyonu biraz öne çıktı. Çünkü insanlarımız netice itibariyle bu ay yaptıkları harcamaların tümünü ertesi ay karşılayamıyorlar. Belli bir kısmını ödüyorlar. Kalanı banka kredilendiriyor. Katılım bankaları bu kredilendirme ayağında çok istekli değiller. Daha çok orada taksitli kredi kartı. Yani alışveriş yaptığınız satıcının yani mağazanın size sağladığı taksit imkanını size sağlamaya gayret ediyorlar. Evet, faiz yok. Kredi kartında da katılım bankacılığında faiz yok. Hayır. Ama taksit usulüyle burada da işliyor. Son olarak finansman temin imkanımız var. Finansman temin imkanımız var. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bana çok soru geldi bu konuda Twitter'dan. Şunu soruyorlar. Özlem Hanım, ben faiz kazanmak istemiyorum. O yüzden de kolayıma geliyor, her ay paramı altına yatırıyorum. Altına da yatır yatır ne olacak bu? Katılım bankacılığında bana daha çeşit sunuyorlar mı diyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi efendim katılım bankacılığında bu bahsettiğimiz kar ve zarara katılma hesapları var. Katılım hesaplarımız var. Altın hesapları da var katılım bankalarımızda. Yani altın üzerinde de katılım bankasında hesap açmak, ondan da gelir etmek, elde etmek mümkün. Hem altına endeksli olarak tasarrufunu koruyor tasarrufçu, hem de ilave 3-5 kuruş nemalanıyor. Evet. Peki, çok güzel. Osman Bey, ben sizi tutmak istiyorum izninizle birkaç dakika. Çünkü buyurun. Hattımızda Ebru Hanım var. Bizi Diyarbakır'dan arıyor, bir izleyicimiz var. Ve kendisi de faize karşı duyarlı ve bir araba satın almak diyor. Anlıyorum notundan. Alo. Evet, buyurunuz. Merhaba Ebru Hanım. Merhaba. Bizi Diyarbakır'dan arıyorsunuz. Evet. Araba almak istiyorsunuz diye anlıyorum. Evet, doğru. Ve faiz ödemek istemiyorsunuz. Yok, faize karşıyız biraz. Faize karşısınız. Peki, burada kaç paralık bir araba almak istiyorsunuz? İkinci el? İkinci el 15 bin liralık. 15 bin liralık bir araba almak istiyor. Ebru Hanım, hattımızda bu konuların uzmanı, bankacılık, katılım bankacılık sisteminin genel sekreteri Sayın Osman Akyüz Bey var. Osman Bey, hattımızdasınız. Duydunuz Ebru Hanım'ı. Kendisi faize duyarlı, Diyarbakır'dan arıyor. Diyelim gitti Diyarbakır'da bir katılım bankasına. Dedi ki ben 15 bin liralık bir araba almak istiyorum. Ne yapması gerek? Şöyle bir 3-4 basamakta sayabilir misiniz bize? Şimdi efendim öncelikle şubemize müracaat etmesi gerekiyor. Evet. Katılım bankalarımızın Diyarbakır'da da şubeleri var. Evet. 4 katılım bankamız var. Sanıyorum hepsinin de şubesi var. Birden fazla da şubeleri var. Evet. Şubeye müracaat ediyorlar. Ben araba almak istiyorum diyorlar. Ve almak istedikleri arabanın modelini, yaşını, fiyatını kendileri seçmek durumundalar. Yani arabanın belli olması lazım. Öyle araba alacağım 15 bin lira ver yok. Tabii, tabii efendim hangi arabayı almak istiyor? Belli olması gerek. Çeşitli, kalitesi. Tabii hangi arabayı almak istiyor, nereden almak istiyor? Tabii biz arabacı değiliz netice itibariyle. Onun almak istediği arabayı
biz alıyoruz peşin, vadeli ona satıyoruz. Peşin diyelim 15 lira, 15 bin lira. Gösterdiği yerden, istediği yerden, tabii bunun netice itibariyle faturalı satış olması lazım. Yani katılım yani. Bankası bu malı alırken bir faturaya istinaden bedeli ödemesi lazım. Dolayısıyla bedeli satıcıya bizzat katılım bankası tarafından ödeniyor. Müşteriyle anlaştığımız vadede, tabii biz o vadeye bir kar koyuyoruz. Ne kadarlık vadeler olabiliyor? Diyelim 15 bin liralık araba almak istiyor. Efendim vadeler müşterinin talebine göre 12 aylık olabiliyor, 24 aylık olabiliyor, 30 aylık, 6 aylık olabiliyor. Burada karşılıklı şartlar müşteriyle banka arasında konuşuluyor. Peşinat istemiyor zaten, musunuz Osman Bey? Peşinat da istiyoruz tabii efendim. O çeşitli bankalarımızın o konuda modele göre, mesela ikinci elde çok istekli değil katılım bankaları ikinci el arabanın finansmanından, ama istisnai olarak onu da yapabiliyorlar. Mesela müşteri gidip ben şu arabayı almak istiyorum, %20-15 peşinat veriyorum dediğinde de bu imkanlar yerine getiriliyor. Yani 15 bin liralık bir araba için buradan Ebru Hanım'a diyoruz ki sizin şöyle bir 1500-2000 lira biriktirmiş olmanız gerekiyor en azından. Belki 2000. Tabii bir peşinat ödememiz gerekiyor. Evet, peşinatsız hiçbir şey olmuyor zaten bugünlerde. Evet Ebru Hanım, artık olay sizde, biraz para biriktiriyorsunuz. Ondan sonra faize duyarlı bir kişi olarak Diyarbakır'daki 4 katılım bankadan bir tanesine gidiyorsunuz. Arabanızı gösteriyorsunuz. Şu arabayı almak istiyorum diye. Onlar da sizin için alıyorlar ve onlara sonra siz taksitle ödüyorsunuz. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz. Ben teşekkür ederim. Osman Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Efendim ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.